Alaaddin Çakıcı'nın babası, Allah rahmet eylesin, Gazi Osman Paşa'da bakkal dükkanında o dönem silahlı bir terör örgütü tarafından basıldı, hayatını kaybetti. Oradan tanırım. Biz İstanbul'da gittik ve gözümün önünde rahmetli Alaaddin Çakıcı'nın babasının hali. Cenazesini kaldırdık filan. O zaman tabii Alaaddin ufak bir çocuk, delikanlıydı bizim yanımızda. Alaaddin Çakıcı yani ne yapmışsa yapmış, onlar ayrı bir tarafa koyalım. Vatanseverliği ve milliyetçiliği konusunda hiç benim şahsen tereddütüm yok. Yaptığı işler yanlış olabilir. Alaaddin Çakıcı'nın Devlet Bahçeli'ye yazdığı mektuplar var. Çok ağır hakaretler var. Tayyip Erdoğan'a sen diyor beni öldürtmezsen diyor şerefsizsin diyor bilmem ne, çok ağır şeyler aynı şeyde. Şimdi bunu da hatırlayalım. Birdenbire bu Alaaddin Çakıcı sevgisi nereden doğdu? Bir af dayatması içine geldi Bahçeli. Acaba bu tesadüf müydü? Fethi diye bir arkadaşımız var. Benim de eski arkadaşımdır. İstanbul Ülke Ocakları'nda olduğu dönemde. Avukat bir arkadaş. Bu Alaaddin Çakıcı'nın da hem arkadaşı hem avukatıydı. Fethi arkadaşımız şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu. Sanıyorum o irtibatı o sağladı. Ama tabii o ne konuşuyorlar, nedir, ne değildir onları bilmiyorum.